arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle iki renkli çok güzel bir örgü modeli çalışacağız yapımı çok 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 kolay e, iki renkli ördüm ama şuradaki e, ilmek alma farkıyla e, üç renk gibi de görünmekte Şöyle uzaktan baktığımız zaman üç renkli gibi durmakta sadece düz örgü bilen arkadaşlarımızın da yapabileceği çok kolay bir çalışma e, iki ikişer ilmek e, ve katlarından oluşmakta artı bir ilmek de kenara eklediğimiz zaman bu çalışmamızı yapabilirsiniz. Bebek örgülerinde, yetişkin örgülerinde çok güzel olacaktır bu çalışma. E, uygun renklerle yetişkin erkeklerde de çok e, güzel durmakta. Evet, yani e, sizler dilediğiniz yerlerde bu çalışmamızı tabii ki yapabilirsiniz. Ben ee, morumu ve beyazımı üç buçuk numaralı şişimle çalıştım. Sizler ipinizin kalınlığına göre e, bu çalışmamızı yapabilirsiniz. Modelimizin şöyle arkasını çevirip baktığımızda bakınız arkamızda da morlarımızın yoğun olduğu bölümlerimiz var. Şöyle baktığımız zaman beyazlarımızın olduğu bölümlerimiz var. Modelimiz tam 4 sıradan oluşmakta. 4 sırada bir değişmekte bakınız 4 sırada bir değişmekte. Evet, şimdi kolay gelsin diyerek hemen bu güzel ve kolay çalışmamızı yapmaya başlayalım. Kolay gelsin. 2'nin katlarında ilmeklerimi toparladım. Bir ters, bir düzden oluşan lastiğimi ördüm. Örgümün ön yüzündeyim. Bir sıra düz örgü örüyorum. Lastiğimi ördüm renkli. Şimdi ilk ilmeğimizi örmeden alalım. Bütün ilmeklerimi bu yönde yani örgümün düz yönünde düz örüyorum. son ilmeğimi ters örüyorum modelimizin birinci sırasıydı bunu yani birinci sırası olarak değil lastiğin üzerinden zeminini hazırlıyoruz modelimiz için Evet şimdi arkadan bütün ilmeklerimiz zaten ters hepsini ters olarak örüyoruz lastiğimizin üzerine sona kadar örelim ters bu yönden de ters ördükten sonra tekrar örgümün ön yüzündeyim ve ikinci renk olarak kullanacağım ipimi diğer ipime bağladım ve hemen ikinci rengimle modelimi kurmaya başlıyorum. Evet modelimizin kurulumu buradan itibaren başlamakta. Şimdi ilk ilmeğimizi renkli ipimle örüyorum. Renk değiştirdiğimiz için bakınız. Bunu örüyorum. Düz olarak örüyorum. Bir düz ördükten sonra bir tane boş alıyorum. Bu sıramızı bir düz örüyorum, bir boş alıyorum. İpim de arkada bakınız. Bir düz, ipim arkada, bir boş, bir düz, bir boş, bir düz, bir boş. Yani örmeden şişime geçiriyorum. Bir düz alıyorum, örmeden şişime takıyorum. İpimiz arkada. Bir düz örmeden. Düz örmeden, düz örmeden, düz örmeden ve son ilmeğimizi e, kenar ilmeğinin düzgün çıkması için ters örüyorum. Şöyle bakalım. Bir tane ördük, birini örmeden bir ördük, birini örmeden şişimize geçirdik ve sıramızı tamamladım. Şimdi örgümün arkasını çeviriyorum. Bu sıramızda da yine aynı şekilde örmediğimiz ilmeklerimizi örmeyeceğiz. Ördüklerimizi ise ters olarak öreceğiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi arkaya alıyorum. Örmeden şişime taktığım ilmeğimi yine şişime örmeden geçiriyorum. Ters örüyorum bir önceki sırada örmüş olduğum ilmeğimi. Örmeden alıyorum. Ters örüyorum. Örmeden alıyorum ters örmeden şişime geçiriyorum. Ters alıyorum. Bakın ne kadar kolay örmeden ters örmeden ters örmeden örmeden alıyorum ve son ilmeğimi ters olarak örüyorum ve örgümün yönünü çeviriyorum tekrar örgümün düz yönündeyiz ve üçüncü sıramızdayız örgümüzü düz yönden kurmuştuk birinci sıramız düzdü arkadan ördük ikinci sıramızı tamamladık örgümün üçüncü sırasındayım bu sıramızda bütün ilmeklerimizi bu rengimizde örüyoruz İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve düz olarak hem ördüğüm ilmeğimi hem de örmeden şişe taktığım ilmeğimi düz örgümle örüyorum ve üçüncü sıramızı ilerliyorum son ilmeğimi kenar olduğu için ters örüyorum. Evet modelimizin 3. sırasını da bu şekilde örerek tamamladım. Dördüncü sırayı örmek için arkaya çeviriyorum. Arkada da bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Birinci ilmeği örmeden alıyorum. Bütün ilmeklerimi ters. Ne kadar kolay bakın. Modelimizin birinci kurulumunu bu sıra sonunda tamamlıyoruz. Dört sırada tamamlıyoruz. Evet, modelimizin ilk kurulumunu tamamladık. Şimdi ikinci kez kormaya başlayacağız. Burada bir değişiklik yapacağız rengi rengimizi yani daha koyu olan kahverengimizle başlamıştık. Bu kez bakınız diğer rengimizi alacağız. Ana rengimizi lastiğimi ördüğüm rengimi alıyorum. İlk ilmeğimi renk değiştirdiğim için örüyorum. Bakın aynı bakın hiç kaydırma yok. İlk ilmeğimizi yine diğer rengimizde ördük. Burada da lastiğimi bu rengimle başlamıştım. Daha açık tondaki rengimle. E, sonrasında koyu renkli kahverengimle yani daha koyu tondakiyle birinci ilmeği de örerek başlamıştım. Ee, bu şekilde başlangıcımız devam edecek. Her zaman rengimizi değiştirerek ilk ilmeğimizi öreceğiz. İlk ilmeğimi renk değişikliği yaparak ördüm. İkinci ilmeğimi ipimi arkada örmeden taktım. Ördüm. Örmeden takıyorum. Birini örüyorum. Birini örmeden takıyorum. Ördüm. Örmeden geçiriyorum ördüm. Örmeden şişime takıyorum. Bakın. Burada örüyorum. Örmeden takıyorum. Bunu örüyorum. Örmeden takıyorum. Örüyorum. Örmeden takıyorum. Eğer e, hangisini örüp hangisini çok büyük örgülerde eğer şöyle kafanız karışacak gibi orta bakınız geriye dönüp saymadan şu şekilde örgümüzün düz devam ettiklerinde mutlaka örüyoruz. Şöyle kısa ilmeğimizin uzunlarına ise şişimize aktarıyoruz örüyorum örmeden alıyorum son ilmeğimi kenar olduğu için ters örüyorum ikinci kez modelimizi kurmaya başladık ve bu birinci sıramızda modelimizin ikinci sırasını tekrar ikinci kez kuruyoruz örmeden alıyorum bir önceki sırada örmeden aldığım ilmeğimi ipimi arkaya alıyorum yine şişime örmeden takıyorum ördüklerimi ters örüyorum örmeden aldıklarımı şişime örmeden takıyorum bu dilimin ikinci sırası ters örüyorum örmeden alıyorum üç renk gibi de durmakta çok güzel ve de çok kolay en son ilmeğimi ters örüyorum ve ikinci sıramı bu şekilde tamamlamış oluyorum. Şimdi üçüncü sıramıza yeniden başlayalım. Üçüncü sırada ön yüzdeyiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ördüklerimi örmediklerimi bütün ilmeklerimi düz olarak üçüncü sıramda örerek tamamlıyorum. Bütün ilmeklerimizi düz. Bakın, hem ördüğümüzü Bakın örmediğimiz ördüğümüz ilmeklerimizi hiç boş bırakmadan hepsini üçüncü sıramızda örüyoruz. Son ilmeğimi ters örüyorum. Ve üçüncü sıramı da bu şekilde tamamladım arkasını çeviriyorum ve dördüncü sıramı başlatıyorum. İlk ilmeğimizi örmeden takıyoruz. Sona kadar ters örüyorum dördüncü sıramda. Bakınız modelimizi iki defa kurduk. Umarım anlaşılır olmuştur. İki sırada ilmek atlamalı olacak. Yani bir tane şişe bir ilmeğimizi örüp bir ilmeğimizi örmeden şişe takıyoruz. Diğer iki sırada ise ilmeklerimizin tamamını örme şekliyle modelimizi kuruyoruz. Şimdi bakın yeniden başlıyoruz. 4 sırayı tamamladıktan sonra yeniden bu kez daha koyu olanı alıyorum ve ilk sırayı mutlaka örüyorum sevgili arkadaşlar renk değiştirirken şu tabi kullanmadığım rengi de biraz sıkıştırıyorum ki çok burada genişlik olmasın takıyorum örmeden takıyorum örüyorum Evet burada bu şekilde bakın devam edelim e modelimizi kuralım. Daha önceki örmüş olduğum parçamı göstermek istiyorum. Bakın morumu da ördüm. Burada da kahverengi tonumda ördüm. E, sizler nasıl isterseniz ana renk olarak beyaz da kullanabilirsiniz ya da farklı renklerde de tabii ki çalışabilirsiniz kullanacağınız alana göre. Örgümüz bu şekilde devam etmekte. 4 sırada tamamlanmakta. Sadece dikkat etmemiz gereken nokta e, lastiğimizin üzerine bir düz yönden, bir ters yönden İki sıramızı örelim sonrasında modelimizi kurarak ilerleyelim. Evet bir çalışmamı ben bu şekilde tamamladım. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Ve i̇nşallah sizler de bu güzel modeli sevdiklerinizin üzerinde görmek için çalışırsınız. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.